Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hepinize güzel bir cuma gecesi diliyorum arkadaşlar. Saat şu anda bakayım. Saat 10'a 10 var arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama saat 10'a 10 var sevgili dostlar. Evet, cuma gecesi sıcağı sıcağına hemen spontane böyle gelişigüzel bir video yapmak istedim. Kas bülteni adı altında bugünkü konumuz men's fizik arkadaşlar. Bu sene men's fizik kategorisinde profesyonel ligde podyuma çıkacak olan arkadaşlarımız, gençlerimiz ve aynı zamanda amatör tarafta NPC'ye katılacak, pro kart kovalayacak kişiler mevcut. Şimdi bunlar hakkında böyle geniş çaplı olmasa da güzel bir video yapmak istedim size. Hadi bakalım kimler var şimdi konumuzda? Hemen size biraz isimlerden bahsedeyim sevgili dostlar. İlk önce Emre Baş var. Amatör tarafta. Yine Sami Hamidi var amatör tarafta. Ve Taha Kılıç var amatör tarafta. Bir diğer tarafta arkadaşlar, profesyonel tarafta, profesyonel kulvarda kim var arkadaşlar? Furkaner var ve hemen arkasından Tuna Güler var. İki tane daha arkadaşımız var arkadaşlar. Profesyonel lige gelecek. Onlara ayrı ayrı video yapacağım. Bu video içerisinde değinmeyeceğim çünkü çok fazla uzayacak bu sefer konu. O kadar da cuma gecesi sizin canınızı sıkmak istemiyorum gece gece. İzleyecekler olacaklar vardır. İzleyenlere de şimdiden arkadaşlar selam yolluyorum. Ve lütfen videomu eğer izliyorsanız, izlemeye başladıysanız lütfen beğen butonuna, aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsanız takibi almayı lütfen arkadaşlar ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, ilk önce NPC'den başlayacağız çünkü amatör lige gidecek olan ve pro kart kovalayacak olan kişiler var. Bunları ne bekliyor? İlk önce onlardan biraz bahsetmek istiyorum ama ekranı şöyle bir geçelim. NPC'nin sayfasına gelelim. NPC'nin sayfasında Men's Physik bölümünü açtım size. Burada ben yıllardır, özellikle 3 yıldır popomu yırtıyorum. 2018'den beri Men's Physik kuralları ile alakalı. Ama yine ahkam kesen kişiler var sosyal medyada. Bu işin artık gurusu olmuşlar maalesef ki. Ama ben de işte biraz ucundan azıcık tutasım geldi. Hemen anlatıyorum tekrardan size. Burada arkadaşlar ufak bir bilgi vereceğim. Hemen şurada da zaten yazıda görüyorsunuz. Muscularity and body condition diye geçiyor arkadaşlar. Yani kondisyon esasında. Kondisyon dediğime bakmayın. Bazen böyle dilim sürüşebiliyor. Evet, buradaki konumuz ne? Hakemler ne bekliyor? Hakem kriterleri neler? Evet arkadaşlar, hakem kriterleri muscularity and body condition arkadaşlar. Yani hakemlerin beklemiş olduğu kas ölçüsü ve aynı zamanda kondisyon, vücut kondisyonu ne olmalı demişler. Burada da çok açık sözlü davranmışlar. This is not a bodybuilding contest demişler. Yani demişler kardeşim, bu bodybuilding branşı değil. Bodybuilding görseli istemiyoruz. Bodybuilding ile alakalı bir şey bize sunma diyorlar esasında. Bununla alakalı bir önceki videolarımda, eski kanalımda, ki bu kanala da yükledim aynı videoyu, bu kanalda da mevcut sevgili dostlar. Muhakkak girip izleyin. Buraya bir yere kartını bırakabiliyorsam bırakırım. Videonun linkini alıp arkadaşlar bilginiz olsun. Orada da başhakem Steve'in söylemiş olduğu üzere fazla büyük omuz başları, bodybuilder daha doğrusu omuz başları, bodybuilder sırtı istenmiyor. Büyük, hacimli bir görsel istenmiyor deniyor. Ama maalesef ki biliyorsunuz ki sosyal medyada birçok kanalda izlediğim ve gördüğüm üzere şunu söylüyorlar size. Men's fizik kategorisi sürekli değişiyor. Hayır, men's fizik kategorisi değişmiyor. Değişmedi, apaçık ortada. Ve bununla alakalı ben 3 yıldır bir taraflarımı yırsam da her zamanki söylemler şu. Değişiyor. Sürekli değişiyor. Hayır, değişmiyor. Değişmediği için de yanlış bir kavram var ortada. Onu hemen açıklayayım. Hemen konuya geçeceğim. Kişi kişi anlatmaya başlayacağım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, men's fizik kategorisi Amerika'da çıktığından beri aynı. Evet, kütleler gelişti. Proporsiyonlar arttı ama esasında hiçbir şey bozulmadı. Sadece daha derin, daha kat ve daha muscle maturity'si yüksek sporcular çıkmaya başladı. Fakat buradaki hacimsel dediğiniz şey, esasında videolardan göreceksiniz, biraz sonra da birkaç bir şey göstereceğim size. Esasında pek fazla bir şey değişmedi. Ama burada tabii ki kulaktan dolma bir zihniyette yaşadığımız için çok fazla böyle dedikodu var. Ona da ufak bir örnek vermek istiyorum sevgili dostlar. Maalesef ki ciddi anlamda söylüyorum. Böyle 50 santim kollar, böyle ipincecik beller, işte 130 santim, işte 129 santim, 125 santim göğüs kafesleri istenmiyor arkadaşlar. Ama bununla alakalı değineceğiz, konulara geleceğiz. Hatta Steve'in bir tane videosunda, çok güzel bir röportajında şunu söylüyor. Biz 20 inçlik kollar istemiyoruz diyor.
Çok net ve düz bir şekilde konuş. Ama neyse, geçelim. Şimdi bu konuyu da geçtikten sonra arkadaşlar hemen dönüyoruz kişilere. Kişilerde Emre Baş var arkadaşlar. Emre Baş'ın profiline girdim. Bu arada eşiyle olan bir resmi var. Kendisine ömrü boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, şimdi buradan Emre Baş'ın fiziğine odaklanalım. En son işte şimdi Rusya'daki bir event'e gideceği söyleniyor. Rusya'daki event'te ne yapabilir, ne yapamazdan öte vücut proporsiyonu, vücut kütlesi mens fiziğe uygun mu? İlk önce onu bir dile getireyim kendi görüşümce. Arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Uzun zamandır kendisi Furkan Er'le beraberdi. Şimdi ayrı mı takılıyor, ne yapıyorlar hiç bilmiyorum. Aslında beni de ilgilendirme. Beni ilgilendiren tek noktası her ikisinde fizik tipleri, fizik ölçüleri ve vücut kondisyonları. Ve bunun hakkında hep zaten yorum yaptım. Hala da bunun hakkında yorum yapmaya devam edeceğim sevgili dostlar. Burada da görmüş olduğunuz üzere Emre'nin buradaki vücut proporsiyona baktığımız zaman, hatta şuradan da şu videoyu da açalım. Buradan da bakalım. Bir pozlamasına bakalım. Bir nasıl gözüktüğüne bakalım şöyle sevgili dostlar. Evet. Göğüs kafesiyle omuzu arkadaşlar, bana soracak olursanız gerçekten asimetrik değil, simetrik duruyor. Ve aynı zamanda kol ölçüleri de omuz başıyla göğsünü kıyasladığımız zaman da gerçekten trisepsiyle ve bisepsiyle beraber gerçekten vücuda uyumlu duruyor. Ve pozlamaları ve geçişleri de zaten aynı zamanda vücut proporsiyonu ve kondisyonunu gösterebildiği üzere, ön plana çıkartabildiği üzere arkadaşlar gerçekten mens fizik kategorisine uygun. Yani yapı olarak bakıldığında mens fizik kategorisine trapeziyle, omuz başıyla, göğüs kafesiyle, bel darlığıyla ve aynı, daha sonra bel darlığından kastım şu, çıtasının genişliğinden kaynaklı beli gerçekten ince duruyor. Peki istenen ne? İstenen ne? 30 inçlik bir bel isteniyor baktığınızda. 30 inç ne kadar yapıyor? 76.2 santimlik, 76 santimlik bir bel isteniyor baktığınızda. Geri kalan tarafa gittiğiniz zaman ne isteniyor? Bir 45 santim, bir 47 santim arasında esasında bir biceps ölçüsü isteniyor. Şimdi bunları neye göre konuşuyorsunuz diyeceksiniz birçoğunuz. Arkadaşlar en son Furkan tarafında zaten anlatacağım bunu, profesyoneller tarafına geçtiğim zaman. Ama o tarafa baktığınız zaman Pittsburgh Pro'ya gidecek şimdi. Pittsburgh Pro'da Sadık aldı geçen sene Pittsburgh Pro'yu, mens fizik kategorisini. Sadık'ın kol ölçüsü 18 inç arkadaşlar. Yani 45,5 santim baktığınızda. Ama 1,80 boyu var arkadaşlar. Yani oralara gireceğiz. Oralara geleceğiz. Ama şimdi değil. Şimdi Emre'nin vücudunun proporsiyona baktığımız zaman beli arkadaşlar, göğüs kafesi, kanat kısmının o bombelinin olmaması ve dümdüz yelpaze gibi, yani perde gibi iniyor olması da büyük bir artı bana soracak olursanız. Gerçekten proporsiyon olarak bakıldığında ciddi anlamda hem sırtın o alt sırt derinliği, hem aynı zamanda trapez, middle trapez ve üst trapezin gelişme noktasındaki duruşuyla da gerçekten güzel bir fizik inşa etmiş. Tabii son durumu daha nasıl olacak, daha cutting devam ediyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla önümüzdekinin 6'sında galiba podyuma çıkacak. O süreçte de bakacağız nedir ne değildir filan vesaire. Hatta yarışmayı da izleriz, hep beraber yorumlarız. Ve burada benim gördüğüm şey şu sevgili dostlar. Yarışmayı, daha sonra çıkmış olduğu pro show'daki etkinliği kazanması şuna bağlı olacak. Evet, vücut tipi uygun, her şey uygun. Ama her zaman dile getirdiğim bir olay var arkadaşlar. Çok net. Vücutta, daha sonra podyumda en çok kritere uygun, en çok derinliğe sahip, en şık duran adamı alacaklar. Ve pro kart verecekler. Ve gerçekten çok kalabalık olacak. İşte burada da çok özür diliyorum. Burada da Emre'nin oradaki proporsiyonu, duruşu ve sempatikliği işi götürecek. Orada da bakacağız, izleyeceğiz, yorumlayacağız. Bir Türk sporcumuzun orada neler yapabileceğini göreceğiz. Yani proporsiyon olarak baktığınız zaman gerçekten şu andaki gidişatta çok güzel duruyor. Ama burası bir Instagram platformu. Bunu podyumda değerlendireceğiz. Diğer yarışmacılarla gördüğümüzde değerlendireceğiz. Diğer yarışmacılara yan yana koyduğumuz zaman ki o eksikler zaten tamamıyla meydana çıkacak. Burada benim şahsi olarak görmüş olduğum en büyük eksiklik bana soracak olursanız sevgili dostlar, esasında buradaki pozlamalarda özellikle yan dönüşü yapmadan önceki kanadı biraz daha böyle perde gibi aşağı indirirken göstermesi ve daha sabit duruşlarla daha az
hareketlerle vücudu daha ön plana çıkartması gerekiyor. Özellikle şu vermiş olduğu şu andaki pozlamada daha yandan stabil olarak bakıldığı zaman hakeme dönüş yapıp o yelpazeyi çıkartırsa daha şık, daha güzel bir şekilde puan alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, Emrebaşı bu şekilde geçiyoruz. Hemen arkasından Sami Hamidi'ye gelelim arkadaşlar. Evet, kendisiyle en son Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması'nda karşılaştık, selamlaştık, biraz sohbet ettik. Yanımızda Mahmut Irmak vardı, Kadir Hoca vardı vesaire. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik arkadaşlar. Ve o sohbetin arkasından da hem kütlesini de görmüş oldum. Tabii ki kıyafeti giyinikti. Hem de biraz o sohbetin üzerine de şimdi Sami'yi biraz böyle konuşalım. Nedir, ne değildir, ne yapacak, ne edecek vesaire. Evet, en son formu zaten şu görmüş olduğunuz formu arkadaşlar. Burada maalesef ki Sami'nin özellikle karın kısmı, kor kısmı ve göğüs hacim kısmı gerçekten çok iyiyken, özellikle kanat kısmını da ben çok beğeniyorum. Fakat buradaki en büyük esasında fazlalık kolları ve omuzların o dışarı olan bombeliği çok iyi dururken ön lobun ve arka lobun, ön omuzun ve arka omuzun esasında eksikliği benim gözüme çok fazla çarpıyor. Bunları giderirse gerçekten yapısı olarak bakıldığı zaman da fiziken gerçekten prokart alamaması hiçbir sebep yok. Ama burada bakıldığında hemen şöyle biraz inelim. Çok özür dilerim. Tekrardan inelim. Şöyle biraz daha bakalım. Evet, şurada bir formu var. Formuna bakalım arkadaşlar. Gerçekten bakıldığında ön proporsiyonu çok iyiken alt sırt tarafının ne kadar boş olduğunu zaten görüyorsunuz. Kanat kısmının ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Ama burada ön omuz başı, burası daha su, direkt shoulder'ın yani omuzun direkt yan tarafı çok şişken, ön tarafının boşluğu, bu kısmın boşluğu ve arka omuzun o hacim kısmındaki o boşluğu gerçekten çok fazla göze çarpıyor. Zaten buradan da belli. Biraz daha orayı esasında yüklenip orayı daha fazla dinlendirerek daha fazla ön plana çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu şahsi düşüncem. Diğer taraftan da bakıldığında hemen şöyle bir arka proporsiyona tekrardan gelsin. Ufak bir durduracağım sevgili dostlar. Orada da bakacağız. Nedir, ne değildir. Çünkü hem fiziğiyle hem duruşuyla hem tip imajıyla gerçekten çok güzel. Burada da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar sırtın alt tarafı, middle trapez dediğimiz nokta çok zayıf duruyor sevgili dostlar. Oraları biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü üst trapez çok fazla gelişmişken orta sırt daha az, alt sırt neredeyse yok imajı veriyor sevgili dostlar. Burada da Sami'nin bunu daha fazla ön plana çıkartıp, zaten kendisiyle konuştum, hatta en son mesajlaştık geçen günü, gerçekten ön plana çıkarttığını ve daha iyi durduğundan bahsediyor. Ama yarışmada göreceğiz, yarışmada yorumlayacağız. Gittiği yarışma neyse arkadaşlar. Ve burada diğer taraftan bakıldığında benim için en büyük fazlalık bicepsler arkadaşlar. Bicepsler gerçekten özellikle şuradaki formunda, ki beni en son o ilgilendiriyor, yarışma formunda ciddi anlamda omuzla neredeyse bir duruyor arkadaşlar. Bu bana göre eksi bir durum. Ama tabii ki oradaki hakemlerin de öz kararı, göreceğiz. Bu şekilde yorumlamak istedim. Prokart gelir mi? Boyu çok uzun. Boyuna göre kütlesi, yani omuz kütlesi gerçekten özellikle dışa çıkan kısım, yan omuz gerçekten çok kütleli duruyor. Onu biraz daha toparlayıp biraz daha asimetrikten kurtarıp simetrik hale getirirse ve aynı zamanda kol ölçüsünde dizayn ederse gerçekten vücudu 10 numara bir kardeşimiz. Ve cidden de çok iyi duracağına eminim. Burada da zaten arka omuzun eksikliği zaten burada da çok bariz belli sevgili dostlar. Bir üst trapezin ne kadar geliştiğini zaten görüyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman alt sırt kısmının eksikliği de esasında belli ama eskiye göre daha iyi gibi duruyor. Ama göreceğiz. Gördükten sonra da zaten yorumları sevgili dostlar. Evet, burada da Sami'nin istemeden reklamını yaptık. Evet arkadaşlar, şimdi buradan Talha Kılıç'a geçelim. Evet, bu da Talha Kılıç'ın profili arkadaşlar. Burada da en son formu mevcut. Bu formu da arkadaşlar NPC tarafıyla biraz derecelendirmek istiyorum. NPC'ye göre gerçekten çok minimal duran bir fiziği var sevgili dostlar.
Diğer taraftan bakıldığında göğüs kafesi bana soracak olursanız çok yetersiz. Biraz daha kütleli ve derin olması lazım. Karın kısmı ve detayları zaten gerçekten çok güzel duruyor. Çok şık duruyor. Kanat kısmı yine bakıldığı zaman sevgili dostlar, empis tarafına bakıldığı zaman yine eksiklikler var. Omuz başlığına geldiği zaman ön omuz başı gerçekten çok şık duruyor. Hatta şuradan bakalım başka pozlar. Evet, ön omuz çok güzel. Normal yan omuz yine çok güzel. Ama maalesef ki burada esas en büyük handikaplardan bir tanesi yine kol. Kola çok, bizim ülkemiz nedense arkadaşlar bütün herkes bir kol manyağı olmuş. Herkes kollara inanılmaz yükleniyor sevgili dostlar. Ciddi anlamda yükleniyorlar hem de, öyle böyle değil. Burada da görmüş olduğumuz üzere evet çok güzel parça parça tarak tarak bir sırt var arkadaşlar. Fakat kütle olarak maalesef ki NPC için yetersiz. Bu pro kart alamayacağı anlamına geliyor. Hayır, gelmiyor. Ama gitmiş olduğu yarışma, şov çok önemli. Oradaki kitleye bakıldığı zaman da Emre Baş'ın çok fazla şansı varken maalesef ki ben Talha Kılıç hakkında bunu pek fazla söyleyemeyeceğim. Alamaz mı? Tabii ki alabilir. Çok düşeş bir podyum gelirse niye almasın? Ama göreceğiz. Buradaki biraz soru işaretli bırakıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun durumu. Burada da en son Türkiye yarışması. Türkiye yarışmasındaki formunu görüyorsunuz. Evet. Yine görmüş olduğunuzda bel kısmı zaten çok güzel duruyor. Çok şık duruyor. Bu da diyetini zaten çok iyi yapabildiği ile alakalı. Diğer taraftan ama hacimsel olarak muscle maturity oranına baktığımız zaman da muscle maturity oranı düşük. Burada da zaten en son natürallikten çıktığını yerseniz ilaçlı forma geçtiğini, Şubat ayından beri de ilaç kullandığını söylüyor kendisi. Evet arkadaşlar, burada da daha fazla hacim almış gözüküyor. Görmüş olduğunuz üzere, hatta şöyle göstereyim. Hatta bayağı bir de şu anda Furkan gibi bodybuilder olma yolunda gidiyor sevgili dostlar. Burada da tekrar Furkan'ın reklamını yaptık yanlışlıkla. Evet, buradan şimdi gelelim sevgili dostlar. Tunağan Güler'le Furkan Er'e. Şimdi Tunağan'a geçelim arkadaşlar. Tunağan gerçekten benim gözümde izlediğim günden beri, ki izlediğim gün özellikle yarışmayı izlerken pro kart alacağını canlı yayında, ondan sonra da podyuma çıktığında evet arkadaşlar olimpiye bileti kesildi mi sizce diye bir bağırış yapmıştım. Ve o bağırışın üzerine zaten olimpiye bileti kesildi. Ben inanılmaz gurur duymuştum. Ve direkt Türkiye tarihinde direkt olarak olimpiye bileti kestiren tek kişi arkadaşlar, bilginiz olsun. Pro Lig tarafından bahsediyorum. Şimdi biraz Tunağan'ı vücuduyla, proporsiyonuyla biraz şöyle bakalım, izleyelim. Podyumda neler olmuş? Neler, ne yapmış? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet. Tunağan geldi. Şimdi ilk pozlamayla duralım. Evet. İlk pozlamada durduk arkadaşlar. Göğüs kafesinin genişliği çok iyi. Derinlik daha derin olabilmeli. Bana soracak olursanız. Daha derin ve bir tık daha muscle maturity oranı daha yüksek olmalı. Karın kısmına diyecek bir şey yok. Kanat kısmına diyecek bir şey yok. Ya daha doğrusu kanadın şu anki duruş kısmına diyecek bir şey yok. Oranında biraz daha muscle maturity oranın artması gerekiyor. Buradaki esasında en güzel olay özellikle Tunağan tarafında arkadaşlar, omuz, kol, ön kol, göğüs, vücut yapısı bakıldığı zaman bütün duruyor arkadaşlar. Hiç sırıtmıyor. Hiç sırıtmıyor. Esasında sırıtan tek şey alt göğüs kısmı. Özellikle pozlama geçişlerinde göğüs kastığı anda göğüs kalmıyor arkadaşlar, kuruluktan kaynaklı. Onun için oradaki muscle maturity oranının bir tık daha artması lazım. Daha oranın lop olması lazım. Önden duruşlarda. Bacak zaten gerçekten iyi. Hatta biraz daha izleyelim şöyle. Bir geçişlere bakalım. Tunağan'ın. Evet, görmüş olduğunuz üzere sevgili dostlar. Gerçekten proporsiyon olarak biraz şöyle sırta bakalım. Evet. Sırt. Evet. İşte en önemli nokta burası sevgili dostlar. Trapez, middle trapez ve trapezin alt sırta kadarki inen kısmı ve alt sırtta o bütünleşmiş hali ve o derinlik kısmı sevgili dostlar. Buradan da bakıldığında gerçekten çok güzel duruyor ama bunu bir tık daha arttırması gerekiyor. Bir tık daha arttırması gerekiyor. Arka omuzlar gerçekten çok şık duruyor, çok zarif duruyor. Gelişimi gerçekten çok iyi. Trapezlere çok daha fazla yüklenmemesi gerekiyor. Özellikle üst trapezlere daha fazla yüklenmemesi gerekiyor.
burada sadece ve sadece Tuna'nın yapması gereken tek şey muscle maturity arttırmak ve bu inceliği, bu ince duruşu koruyabilmek. Yani kas dolgunluğunu arttıracak sadece. Sadece kas dolgunluğunu arttıracak. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Zaten su akacak, o yolunu bulacak sevgili dostlar. Profesyonel ligde de özellikle bu fizik ve kondisyon, bu fizik tipi direkt olarak sevgili dostlar men's fizik için istenen bir fizik tipi. Klasik bir fizik tipi. Bu olimpiyada ilk 5, ilk 6 yapabileceği anlamına mı geliyor peki? Daha çok yolu var, yapamaz değil. Ama maalesef ki Aaron Blanks'i baktığımız zaman o anatomik duruş Aaron'ın, o bel inceliği ki bazıları işte en son bel ölçümü yaptı vesaire ki çok alttan ölçüyor, normalde üstten ölçmüyor çünkü üstten ölçerse zaten yine 30 inç 29 inç civarında filan çıkacak yine bakıldığında, ama maalesef ki öyle bir ölçüm yapmıyor. Ama burada da kesinlikle Tuna'nın ben önümüzdeki yıllarda gerçekten ilk 10 yapabileceğini düşünüyorum. Yani gerçekten ilk 10 yapabileceğini düşünüyorum. Hatta ilk 10 yapabileceğini düşündüğüm tek sporculardan bir tanesi. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi göğüs kastanlı, göğüs yukarı kalkıyor. Ve gerçekten oradaki muscle maturity oranı kaybolup gidiyor arkadaşlar. Onun için oranın biraz daha dolması lazım ki daha şık durabilmesi için. Duruşu vesaire çok iyi. O pirsliklerden de kurtulması inanılmaz iyi olmuş Tunahan için. Tunahan için pek fazla söyleyecek bir cümle yok arkadaşlar. Ben kendisini çok başarılı diliyorum. Yolunda başarılar diliyorum. Evet, gelelim şimdi Furkan Er'e arkadaşlar. Evet, en son atmış oldu bu postu, herkes konuşuyor. 212'ye mi geçti? Öyle mi oldu? 212'lik bir fizik yok arkadaşlar burada. İlk hocam bir söyleyeyim size. Burada 212'ye girecek, 212'de başarı sağlayacak, 212'de podyuma çıkacak bir fizik yok. İlk başta bunu bir söyleyeyim ben size. Bunu bir anlayın lütfen. Buradaki fizik yapısı Bada Burdur'la 212 kadrosu men's fizik arasında sıkışıp kalmış bir fizik bu arkadaşlar. İpincecik bir bel, koskocaman bir kanat yapısı, başım kadar arkadaşlar omuz yapısı ve onunla mütabık giden arkadaşlar kol yapısıyla beraber karşımızda bir fizik inşası var. Ve burada da yorumların birçoğu arkadaşlar 212, 212, 212, 212, 212 diye bağırıyor. Maalesef ki 212, evet bacakları kötü değil bu arada çocuğun. Özellikle bacak bazı fotoğraflarını gördüm. Baktım hikayelerine filan vesaire. Kesinlikle kötü değil. Ama bir bodybuilder 212 kategorisinde yarışacak, bas gösterecek, işte orada derece alacak, ilk 5 yapacak, ilk 6 yapacak bir fizik maalesef ki söz konusu değil. Bu benim şahsi düşüncem arkadaşlar. Zamanla görürsünüz zaten ne olacak ne bitecek. Buradaki kondisyon, zaten bu adam ön vücut olarak kondisyona çok iyi çıkarken maalesef kol ve omuz tarafına bakıldığı zaman kondisyona çok eksikler çıkıyor. Arka sırt tarafı eskiden çok zayıftı. Pardon. Şu anda arka sırt tarafı da inanılmaz dolu dolu duruyor. Zaten dolu dolu dursun arkadaşlar. Maşallahı var yani. Şimdi buraya geçelim. Buradaki bu formuna gelelim arkadaşlar. Bu formda da göreceğiniz üzere bakıldığı zaman esasında yok edilemez gibi duruyor. Yani yenilemez gibi duruyor fizik. Gerçekten vücut insanı, kelleyi çıkart arkadaşlar. Vücut olarak adam gerçekten iyi. Ama bakın ben bir cümlem var. Bunu herkes atlıyor Furkan Er'le alakalı. Olimpiyadaki herkesle beraber arka çimlere çıksınlar. Ya da olimpiyanın bahçesine çıksınlar. Anlatabiliyor muyum? Orada çimlerin üstünde, toprağın üstünde herkes bir soyunsun. Furkan hepsinin içinden geçer. Kuralsız. İstisnasız. Fiziken geçer. Bakın ben bunu çok söyledim. Ama hep bu cümleyi kulak arkası ettiniz. Ama maalesef ki men's fizik kuralları içerisinde baktığınız zaman sevgili dostlar, bu fizik çok büyük bir fizik. Men's fizik için. Ama kime göre büyük? Furkan'a göre büyük. Podyuma göre değil. Şimdi burada ne demek istiyorsun hocam sen diyeceksiniz bana. Burada da şunu demek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi ufak bir örnek vereceğim. Şimdi burada bir video var arkadaşlar. Videoyu şöyle bir açayım ben size. Şu videoyu bir görün. Videoda Sadık. Sadık'ı görüyorsunuz sevgili dostlar. Sadık pozlamasını veriyor. Bakın. Evet. Şurada bir durduralım. Sadık ne kadar büyük duruyor değil mi bakıldığında? Ne kadar büyük duruyor yani bakıldığında. Bacak mesela lop lop duruyor bacakta değil mi? Göğüs kafesi, omuz başları, biceps, triceps, ön kol.
kanatlar maşallah var yani. Geçen sene Pittsburgh Pro arkadaşlar 2022 şampiyonu. Şimdi yalnız arkadaşlar 30 inçlik bir bel, 18 inçlik bir kol var arkadaşlar. 18 inç. Yani 45 santimlik bir kol var bu adamda. 45 santim. Ve bu adamın boyu 1.80 arkadaşlar. 1.80. Hadi diyelim ki hadi 18 inç değil de hadi 19 inç olsun da. 19 olsun. Hadi seni mi kıracağım? 47 santim olsun yani. Ama 1.80. Furkan Erdediğin adamın boyu, sevgili dostlar, göstereyim. Furkan Erdediğin adamın boyu, sevgili dostlar, 1.67. Şu andaki en son ölçümlerde 48.5 santim kolu var adam. 48 santim buçuk. Geçen sene adamın, sene başında bu adamın kolu 50-51 santimdi. Pamplarsa yine aynı olur zaten. 4 santim atıyor adamın pampta kolu. Maalesef ki. Bakıldığında. Şimdi buradaki adama bak. Pittsburgh Pro sahibi. Şampiyonu. Ve bu podyumda ciddi anlamda bakıldığında şöyle gelelim. Şöyle bir alalım. Evet. Şöyle bir gelsin hepsi. Bir an yana dursun bakayım. Şöyle. Heh. Şöyle bir dursunlar. Arkadaşlar bakın. 1.80 boyunda adam. Ortalamaya bakıldığı zaman oradaki adamların hemen hemen hepsi. Ki en baştaki adam 1.80'den de uzun. Bakıldığında hemen hemen aynı zaten vücut ölçüleri. Şimdi insanlar şey diyor. Amerika'da Pittsburgh'da adamların hepsi çok büyük. Arkadaşım büyük değil. Büyük değil. Zaten gidince, izleyince göreceğiz. Hep beraber yorumlayacağız değil mi? Podyumda. Nedir, ne değildir. Buradaki önemli olan şey podyuma göre oraya çıkmak. Vücuduna göre yani kendi fiziğine göre vücudunu inşa etmen gerekiyor. Oradaki adama göre değil. Yani kendi fiziğin 1.67 boyunda ya da 1.70 boyundayım ben ama 1.80 boyunda bir adamla kapışacağım. Onun kolu hadi diyelim ki 20 inç. Benim de 20 inç olacak. Hayır, o bodybuilding abi. O bodybuilding. Ki bodybuilding'de bile omuzundan, kolundan, göğüs kafasından daha aşırı gözüküyorsun kolun. Yine asimetrik oluyorsun. Yine ön plana çıkman çok zor. Umarım birazcık olsun anladınız mantığı diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Diğer taraftan Furkan'a tekrardan geri gelelim. En son zaten bunlar konuşuluyor. Bu fotoğraflar konuşuluyor. Herkesin derdi zaten bu fotoğraflar. Görmüş olduğunuz üzere hala maşallahı var. Fucukt, kondisyon, yapı, muscle maturity. Çok güzel. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Hiç problem yok. Ciddi anlamda bakalım. Hiç problem yok. Ama podyum için fazla. Fazla. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyor. Daha iyisi her zaman da en iyidir mantığı var Türkiye'de. Bakış açısında özellikle. Özellikle bir fanboy kitlesi var arkadaşlar. Böyle kara düzen gidiyorlar. O bizim destekçim, destekliyoruz biz onu. Biz onun manyağıyız falan. Destekli abi zaten. Ben de destekliyorum. Her zaman hater olarak nitelendiririz beni ama ben hater değilim adamım. Hater değilim. Her zaman doğruları söyledim. Ha, benim söylediklerimin aynısını Steve de söyledi ona. O da apayrı bir konu. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz 28. dakikaya doğru gidiyoruz. Bayağı da bir vaktinizi çaldım. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzu artık bu kadar, yeter diyelim. Hemen hemen herkes hakkında yorumlar yaptım arkadaşlar. Benim şahsi düşüncelerim bunlar. Zaten hepsini yorumlayacağız. Nerede? Ne zaman? Canlı yayında. Canlı yayınlar D-Live üzerinden ve Twitch üzerinden ve YouTube üzerinden yapılacak arkadaşlar. Sadece belli başlı eventleri D-Live'den direkt olarak vereceğim. D-Live'in partneri oldum. International partner oldum arkadaşlar. Partnerlik verdiler bana. Sağ olsunlar. Evet arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Lütfen videomu izlediğinizi beğenmeyi, kanalımı takip etmiyorsanız takip almayı ihmal etmeyin. Hepinize güzel bir cuma gecesi diliyorum. Umarım video çok hoşunuza gider arkadaşlar. Hadi bakalım. Bye bye.